Hoş geldiniz arkadaşlar. Azeroth sohbetlerinin bu haftaki bölümünde sizlerle birlikte Elio'nun hikayesine bakıyor olacağız. Açıkçası Elio'nun hikayesine bakıyor demek öyle kolay değil. Çünkü Elio'nun nasıl bir yapı olduğu, nasıl bir varlık olduğu ile ilgili çok fazla bilgimiz yok. Sadece oyun içerisinde onunla ilgili hikayelerde geçen parçaları bir araya getirerek Elio'nun nasıl bir şey olabileceğinin spekülasyonunu anca yapabiliyoruz. Bugün de bu minvalde olacak yayınımız, söyleşimiz. Dolayısıyla öncelikle onun tanımını yaparak başlayabiliriz. Elun nedir, nasıl bir yapı, nerelerde görülüyor, nerede karşılaşılıyor diye. Açıkçası Elun arkadaşlar biliyorsunuz Mungodes diye geçiyor aslında. Bir ay tanrıçası ve Suramar'daki bazı reliklerin üzerinde aldığımız bilgilere göre Elune arkadaşlar ta Dark Troll'ler zamanında, Night Elf'lerden de önce Loa'larla birlikte Elune'da bir yüksek bir yüce bir varlık olarak biliniyormuş. Ve onların ilk zamanlarında da ona çok büyük bir saygı duyuluyor. Aynı Loa'lara duyulduğu gibi. Hatta bununla ilgili olarak bu Elio'nun işaretinin ve başka birçok Lua'nın işaretinin bulunduğu Crumbling Ceremonial Vestments adı verilen bir yapı var. Onun içerisinde bu bilgiler mevcut. Ve daha sonra arkadaşlar biliyorsunuz Dark Troll'ler Veil of Eternity'nin çevresine yerleştikten sonra orada Veil of Eternity'nin enerjisinden ötürü kendileri başkalaşım geçiriyorlar. Ve şu an bildiğimiz Night Elf'lere, o sofistike elf ırkına dönüşmüş oluyorlar. Tabi elfler o zamandan bu zamana kadar olan geçen süre içerisinde Elune'u kendilerine çok büyük bir güç olarak, onlara yardımcı olan bir güç olarak biliyorlar. Ve aynı zamanda arkadaşlar Night Elf'ler o dönemlerde Elune'u Chronicles'da anlatıldığı kadarıyla o Veil of Eternity'nin içerisinde gündüzleri dinlenen, geceleri de ay halinde onlara ışık veren bir varlık olarak biliyorlar. Tabi bunu sadece Night Elf'ler bilmiyor Elune'un kim olduğu ile ilgili. Aynı zamanda Taurenler de Elune'u kendi dillerinde Musha adıyla biliyorlar. Şimdi Taurenler aslında Elune'a değil Earthmother'a inanıyorlar. Fakat Earthmother'ın gözlerinin Elune'dan yani Musha'dan ve Güneş'ten yani Anşe'den olduğunu düşünüyorlar. Dolayısıyla Musha ve Anşe Tauren dilinde Earthmother'ın gözlerini oluşturuyor. Aslında onlar Earthmother derken daha yüksek ve kendilerini koruyan bir varlık olarak görüyorlar. Fakat bu varlığın kapsamı içerisinde Elune'un kendisi de var. Hatta bazı Tauren efsanelerine göre Taurenler Azeroth üzerinde, Kalimdor üzerinde yerleştikleri zaman onlara bazı karanlık fısıltılar fısıldamış bu dünyanın kendi içerisinden ve onlara savaşmayı ve bozgunda bulunmayı öğretmişler onlara. Ve onlar tam Taurenler çok vahşi bir ırk olacaklarken Earthmother gözleriyle yani hem Elune'la hem de Anshe ile birlikte onların bu düşüşünü görmek istemiyor. Bu barışçıl anlayıştan kopmalarını istemiyor ve efsaneye göre o karanlık güçlerin hepsini gözleriyle hem Moonfire hem de Sunfire ile birlikte gökyüzüne gönderiyor. Şimdi Elune aslında dediğimiz gibi bir tanrıça ve yüksek bir varlık olarak biliniyor. Fakat bugüne kadar oyunda bize verilen bazı bilgilerle Elune'un Titanlarla bazı bağıntıları olduğunu hissettik. Bağıntıları olduğunu gördük. Mesela bunlardan ilki Dark Troll'lerin biliyorsunuz bu kıtaya Kalimdor ismini Dark Troll'ler veriyor. Ve Dark Troll'lere de bu ismi öğretenin Elune olduğu belirtiliyor bazı kaynaklarda. Özellikle Chronicles'ta bununla ilgili bilgiler yer alıyor. Ve Kalimdor aslında Titan dilinde bir kelime. Aynı zamanda arkadaşlar Elune'un almış olduğu bazı güçler ya da Elune'un kendi gücünün bazı Titanlarda yansımaları olduğunu görüyoruz.
Mesela Elun Light ve Life'la çok dolu bir güce sahip olan bir varlık. Ve bu güce ve bu Lifebinder'a sahip olan, bu güce sahip olan bir başka titan var. Yani o Elune Titan diye söylemiyorum ama bir titan daha var. O da Eonar. Dolayısıyla Eonar'la Elune arasında bir bağlantı olduğu düşünülüyor. Ve bu bağlantının da en büyük koptuğu yer arkadaşlar. Şu an bizim de bu yayını hani gerisinden yapmıyoruz. Buradan yapıyoruz. Burası arkadaşlar Elunaria adı verilen bir gezegen aslında. Şöyle etrafı size gösterecek olursam. Ve bu Elunaria gezegenine arkadaşlar Eonar kendisini Burning Legion'dan ve Sargeras'tan saklamak için geliyor. Kendisine bakın Eonar'ı şurada mavi hani World Soul benzeri bir yapı. Galaktik yıldızlardan oluşan yapısıyla kendisini orada görebilirsiniz. Ve bu gezegen yani Elunaria gezegeni de kimsenin bilmediği ve sadece Eonar'ın bilip burada sığınak yaptığı kendine bir yer. Şöyle gökyüzünde kafanızı kaldırıp bakacak olursanız zaten şurada bir tane uydu var. Şu dağların arkasında da var ve aynı zamanda şurada da var. Şunu da göstereyim. Yani dolayısıyla burasının Azeroth üzerinde bir yer olmadığını görebiliyorsunuz. Şu an Satürn'e benzeyen şu gezegen, halkalı olan gezegende hani bizim bildiğimiz herhangi bir yani ne Draenor'dan ne Azeroth'tan gözüken bir gezegen değil. Dolayısıyla Elune'la Eonar arasında böyle bir ilişki olabilme ihtimali olduğunu söylüyorlar. Eonar'ın kendini buraya saklamasından. Buraya saklamasının nedenini biliyorsunuz zaten. Sargeras Titanların tamamını ele geçiriyor ve bir kısmına öldürüyor. Mesela Agramar'ı ve kendisini bir Dark Titan olarak yanında yeniden kaldırıyor. Diğerlerini hapsediyor ve onlara Burning Legion'ın Inquisitor'larıyla işkence etmeye başlıyor. Fakat onun elinden kurtulan bir tek Eonar oluyor. Eonar da Elunaria'ya sığındıktan sonra Burning Legion Elunaria'da Eonar'ı buluyor ve onun Titan formunda onu Sargeras'a götürmek için baskın yaptığında biz Eonar'ı koruma amacıyla buraya gelip bu raid'de bu savaşı veriyoruz. Dolayısıyla Titanlarla ilgili böyle bir bağıntısı da olabileceği söyleniyor Elune'un. Bir başka bağıntı da arkadaşlar Pillars of Creation. Yaratılış sütunları adı verilen ve Legion'ı durdurmak için kullandığımız temel yapı taşları. Onların hepsi arkadaşlar hani Pantheon tarafından yaratıldığı söyleniyor ve hepsinin isimleri onlardan alınıyor. Mesela işte Tides of Golgareth gibi ya da işte neydi Hammer of Kazgoroth gibi. Fakat onlardan biri de arkadaşlar Tears of Elune. Elune'un gözyaşları. Dolayısıyla orada da acaba hani Pillars of Creation ve Pantheonlar Elune'un da bir titan gücüne sahip olduğu için onun ismini de onların bir artifektine verildi mi acaba diye düşündürttürüyor. Tabii şimdi hani acaba titan gibi bir varlık mı derken aslında biz dedik ya hani yıllardır 14 bin yıldır en az yani en eski kaynaklara gidildiğinde bunu biliyoruz. Night Elfler Elune'a tapınıyorlar. Fakat Night Elf'lerin içerisinde de bir priest kardeşliği var. İyi organize edilmiş bir priest kardeşliği ve bunlar Elune'un hizmetinde bulunuyorlar her zaman. Bu hizmetinde bulunurken de arkadaşlar onların en üst mertebesi Sisters of Elune. Elune rahibeleri denmez herhalde. Elune kardeşleri diyelim gene. Sisters of Elune adını içeriyor. Ve burası sadece kadınlar yani kadın priestesler burada bulunabiliyorlar. Böyle şöyle bir inanış var. Elune'u anlayabilmek için ya da Elune'a yüksek mertebede onunla iletişime geçebilmek için bunu sadece kadınlar yapabilir. Çünkü bir kadının ruhundan anlayabilecek olanlar yapabilir bu işi diye. Kendi saflarında asla erkeklere yer yok. Sisters of Elune adında böyle bir şey oluşuyor. Ve bu
arkadaşlar aslında Elun'u biraz daha yüceltme ve Elun'a olan bu ibadetler ya da işte ona karşı sunulan ne bileyim şükranın simgesini gösterebilmek için de onu en üst düzeyde tutma ciddiyetini gösteriyor. Hani dedik ya işte bir kadın ruhundan, kalbinden anlaması gerektiği için Sisters of Elune olması gerekiyor. Dolayısıyla biz Azeroth üzerinde Elune'u fiziksel bir formda hiçbir zaman görmüyoruz. Yani sadece o ayla simgelendiği düşünülüyor ve gücü aydan geldiği düşünülüyor. Bunların hepsi düşünce bu arada. Ama Kaldoray kadınları ya da ne bileyim işte Night Elf sanatçıları eğer Elune'u resmedeceklerse onu böyle güzel bir kadın olarak resmediyorlar. İşte tam bir mükemmelliyetçi. Hatta şeyler var böyle işte platin böyle başlıklar var üzerinde. Ondan sonra böyle üzerinde yıldızlar falan var. Ne bileyim yani böyle bir saf bir ay ışığı simgesi ile Elune gösterilmeye çalışılıyor. Böyle uzun gri saçları var. Zaten Elune'un normal bizim dünyamızdaki sanatçıların da çizmiş olduğu şeylere baktığımız zaman böyle bir simgesi var. Tabii Elune'un aslında hikayede şöyle de bir yeri var arkadaşlar. Elune bizim bildiğimiz Malorn adı verilen bir demigod. Kendisi bir dev bir ne diyeyim? Koç mu diyeyim, keçi mi diyeyim Malorn için? Geyik aslında yani koç gibi. Stag. Stag nedir? Ren geyiği değil mi? Ren geyiği. Ve kendisi bir Wild God Malorn. Malorn'la yaşadığı bir aşk hikayesi var. Şimdi bu elfler tarafında da biliniyor bu aşk hikayesi. Fakat aynı zamanda ben bu konuyu araştırırken bunu pek bilmiyordum. Aslında oyun içi kitabı olduğunu biliyordum da o kitabın bulunduğu yeri bilmiyordum. O beni çok şaşırttı. Taurenlerin arkadaşlar Thunderbluff'ta sanırım Arkdruid çadırının içerisinde bir tane kitap var. O kitapta adı aklıma gelecek mi? White Stag and the Moon adında bir kitap. O kitapta bu Malorn'la Elune'un aşkı anlatılıyor. Ve öyle bir anlatılma ki çok efsanevi büyüklüklerle bahsediliyor. Yani işte Malorn boynuzlarını salladığı zaman böyle yıldızlara değiyor falan filan diye. Orada Malorn işte öldürülmemek için yine başka bir Wildgard tarafından bir saldırıya uğruyor. Ve orada kendi canını kurtarabilmek için gökyüzüne doğru kaçmaya başlıyor. Fakat çok majestik bir görüntüsü var. Yani Malorn'un. O sırada Elune bunu görüyor Malorn'a ve aşık oluyor. Ve daha sonra Elune Malorn'a diyor ki eğer benim yalnızlığıma son verirsen, benim aşkıma karşılık verirsen ben de seni bu badireden kurtarırım gibisinden böyle bir şey geçiyor. Ve orada bunu kabul ediyor. Bu kabulün ardından arkadaşlar, şimdi bana nasıl olduğunu sormayın, ben de bilmiyorum çünkü. Yani hani bu nasıl sevmiş olabilirler bu kadar birbirlerini ki? Malorn'la arkadaşlar Elune'un bir çocukları oluyor. Ve bu çocukların adı Senarius. Ve Senarius dünyaya geldiğinde kendisi işte annesi Elune, babası Malorn, artık gücü kudreti siz düşünün. Kendisi tabii ki de bir Wildgut aynı babası gibi. Babası bu arada sadece Wildgut değil aynı zamanda Demigod diye geçiyor. Yani yarı tanrı gibi bir şeyi var. İsimlendirmesi var. Ve Senarius arkadaşlar bizim bugün içerisinde bilmiş olduğumuz Druidizmin babası. Yani onun sayesinde bu life ve nature'a olan şey bu kadar yüksek bir şekilde Druidler yetişebiliyor. Ve bu öğretiyi Senarius tabi yaymaya başlıyor. Aynı zamanda Senarius'un şöyle bir özelliği var. Genlerden gelen Elune'un Azeroth'taki yaşayan canlılara karşı olan koşulsuz sevgisi artı babası Malorn'un da Emerald Dream'e ait olan o
mistik bağlantıları senaryosta da gözlemlenebiliyor ve kendisi tamamen bir druid olabiliyor. Şimdi bu doğal dünya ile bir ay tanrıçasının bir araya gelmesinden oluşmuş olan bu sonuç arkadaşlar Night Elf'lerin tamamının kültürünü oluşturuyor 10 bin yıllar boyunca. Ve böylelikle kendi topluluklarını burada bir denge var, bir balans var, tamam mı? Yani hem druidler hem de priestlerle birlikte bir denge bağlantısı var. Ve bu yüzyıllardır bu şekilde gidiyor. Bunun en son temsilcileri kim arkadaşlar? Karı koca Malfurion Stormreach ile Tyrande Whisperwind. Malfurion kendisi son derece, yani belki de şu an yaşayan druidler arasında en büyük druidlerden biri. Tyrande Whisperwind de aynı şekilde priestler arasında en büyük priestlerden biri. Dediğim gibi bu olay sadece Night Elf'ler şeyinde geçmiyor. Aynı zamanda Taurenlerin kendi mitlerinde de Elun ve bu druidizmin nasıl çıktığı ile ilgili Malorn ve senaryosla ilgili bilgiler mevcut. Tabii Elun her zaman barışın tanrıçası, her zaman iyilik isteyen, her zaman güzellik isteyen biri değil sadece. Onun, Elun'un bir de intikam hırsı olan, biraz daha böyle o kendi içerisindeki bütün iyilikleri, bütün güzellikleri aynı zamanda tam karşıtında, tam zıttında, eğer gerekirse kendi gazabı da olan Elun's Wrath, Elun'un gazabını kendi şeyi de olabilen bir yapısı da var Elun'un. Ve Elun'un o yapısı hani herkesin çokça görmek istemeyeceği kadar yüksek bir güç içerdiği söyleniyor. Tabii bu konuda arkadaşlar bazı ritüellerle Elun'dan eğer sizin halletmeniz gereken ve güce gereksinimiz olduğu düşünülen bir durumunuz varsa ondan o bazı güçleri alıp kendinizi bir Night Warrior haline getirebiliyorsunuz. En son bildiğiniz gibi Sylvanas'ın şeyi yakmasından sonra, Tel'Drassil'i yakmasından sonra Tyrande Whisperwind Elun'un yanına gidip yapmış olduğu bir ritüelle, ki bu ritüel aslında biraz tehlikeli. Nedenine gelecek olursak, hani çok çok kadim bir ritüel olduğu için bu, eğer bu ritüel başarısız olursa kendi canıyla ödeyebileceği kadar riskli bir şeydi. Ve bunu gerçekleştirdikten sonra kendisi artık bir Night Warrior oldu. Night Warrior arkadaşlar, Elun'un gazabının sizin kendi üzerinize fiziksel olarak almış olduğunuz haliniz. Yani artık bundan sonra intikam ateşiyle yanıp tutuşuyorsunuz ve gözünüz kendi hedefinizden başka bir şey görmemiş oluyor. Ki en son işte Shadows Rising kitabında da Tyrande Whisperwind'in bir Night Warrior olduktan sonra hani ne kadar fazla böyle intikam ateşiyle yanıp tutuştuğunu da gördük. Kitapta bu geçiyor. Ve Elun'la ilgili söyleyebileceğimiz bazı şeyler var arkadaşlar. Mesela kendisi Wildgut Goldrin'le çok iyi anlaşamadığı biliniyor. Onun bu içinden gelen o feral ve vahşi içgüdülerinin teğimlenmesi gerektiği, ne denir ona, hani bastırılması gerektiğini düşünüyor. Ve her zaman böyle onun o Goldrin için söylüyor, o asil kalbine o vahşiliğin ve Bloodlust'ın, kan susamışlığın hep bir gölge düşürdüğünü düşünüyor. Ve şeyin içerisinde, hikayenin içerisinde Goldrin'le çok anlaşamadığının belirtildiği yerler var. Bu Curse of the Worgen diye bir hikaye var. Bu burada geçiyor bu. Aynı zamanda arkadaşlar tabii Elun'a ilk başladığı zamanlardan beri, yani 14 bin yıldır hep tapıldığı için normalde Zinashari, şu an eğer BFA oynuyorsanız Zinashari'ye gittiğinizde orada Elun tapınaklarını görebilirsiniz. Kaldoray ana şehrinin, başkentinin olduğu ve Sisters of Elun tarafından oluşturulmuş, kurulmuş ve yönetilmiş bir yer. Tabii Zinashari sular altında kalınca artık o kardeşlik
kısmen bazıları tarafından ihanete uğrama, Burning Legion'ı bu dünyaya getirme gibi şeyler olduğu için, daldığı için Sisters of Elu'nun geride kalanları tarafından bu tapınak taşınıyor arkadaşlar. Ve tapınak Suramar yakınlarında Temple of Elun adı verilen, Elun Tapınağı adı verilen yere taşınıyor. Ve uzunca bir süre burada Elun'a ibadetler aksamadan yapılmış oluyor. Son zamanlara bakacak olursak da ki bu War of the Ancients'a işte 3. Savaş dönemi arasında kalan yerde artık Thranduil Whisperwind Temple of Elun'da bu işleri yapmıyor ve kendisi Darnassus'un içerisinde ki şu an artık alevler içerisinde kaldı, yandı. Elun'a gösterilecek olan saygıyı yeniden devam ettirmek için bu sefer Temple of the Moon yani Ayın Tapınağı'nı kuruyor. Ve ilk defa Ayın Tapınağı kurulduktan sonra Sisters of Elune'un içerisine erkek rahipler de alınıyor. Bugün bile mesela bir Night Elf karakter kasmaya gittiğinizde Darnassus'un içerisinde Temple of the Moon'a girdiğinizde orada bazı priestleri görebilirsiniz. Onlar da artık Mother Moon'un, o Elune'un kendi güçlerini kullanabilmek için orada ibadetlerini gösteriyorlar. Onları anlayabilmek için. Hikayede Elune'la ilgili olarak şöyle bir şey de var arkadaşlar. Bir yerde bir Velen'in Darnassus'a bir ziyareti söz konusu oluyor. Ve burada çokça spekülasyonu yapılıyor tabii bu ziyaret sonrası şeyde. Bu oyunun içerisinde ve hikayenin içerisinde olan bir durum. Velen burada işte diğer şeylerle görüşüyor, priestlerle görüşüyor ve orada Nauru'ların gücünden bahsediyor. Priestler de ona Elune'un gücünden bahsediyor. Orada Velen şey diyor, Nauru'larla iletişime geçebiliriz. Aslında sizin tapmış olduğunuz Elune'un Nauru'ların bir bağlantısı olabileceğini düşünüyorum diyor. Tabi bu Tirande'yi biraz triggerlıyor böyle düşünmesi ve ona hani teklifini nazikçe geri çeviriyor, ona teşekkür ediyor onun fikri için ama bir daha asla Elune'u hani Nauru'larla bir kullanma, ağzına alma diyor açıkçası ona ve buradan tabii çokça spekülasyonlar falan çıkıyor. Hatta developerlara falan soruyorlar. Yani burada Elune'un Nauru'larla bir bağlantısı var mı? Yoksa Elune mesela Nauru'ları yaratan bir güç mü? O kadar büyük bir şey mi? Ve bununla ilgili sorular soruluyor. Fakat tabii bütün bu sorular hani kısmen cevaplı, kısmen cevapsız bırakılıyor. Onların hani böyle bir yarım ağız gülümsemesi var ya. İleride gelecek bir hikayeyi spoil etmemek için böyle sorulan sorunun etrafından dönme. Gene onu yapıyorlar. Tabii şimdi Elune biraz dini bir pratik aslında Night Elf'ler için. Ve Night Elf'lerin inanışlarına baktığınız zaman açıkçası onlar mesela God yani Tanrı sözcüğünü hep çoğul kullanıyorlar. Mesela God help us all ya da May the Gods have mercy gibi cümleler kuruyorlar. Suramar'daki Temple of the Moon'un içerisinde de bazı freskler falan varmış arkadaşlar. Onları ben görmedim ama içinde olduğundan bahsediliyor. Ya da ben bilmiyorum yani şey yaparken çok dikkat etmemişim açıkçası. Orada görevleri yaparken. Orada Elune çizildiği zaman aynı zamanda onun yanında başka diğer tanrılar da gösteriliyor. Bu biraz değişik. Çünkü biraz politeistik bir düşünce tarzı var Night Elf'lerin. Yani evet Elune'a inanıyorlar. Elune'u daha kutsal buluyorlar diğerlerinden. Fakat onun hani tapınılacak ya da onu inanılacak tek güç olarak görmüyorlar. Başka şeyler olduğunu da düşünüyorlar aslında. Fakat şunu söyleyebiliriz. Mesela Taurenler kesinlikle Elune'a tapmıyor. Onlar için Earthmother var. Elune da o Earthmother'ın bir parçası
olarak görüyorlar. Onu söyleyebiliriz. Peki Elu'nu hikayede direkt kendi yardımıyla bir şeyler yaptığını gördük mü? Hani oyunun içerisinde bir şeyler kattı mı? Arkadaşlar onunla ilgili bir çok uzayıp giden bir liste var. Hani inanılmaz yerde hikayede geçiyor. Mesela ne bileyim, mesela işte Kadimler Savaşı'nda Tranden'in etrafına fiziksel bir kalkan örmüş Elun ve Lady Wash'ın onun hasmıyla onu savunurken Ashara Sarayı'nda Trandi'yi orada kurtarmış. Hani ondan tutun işte Nightsaber'ların gece karanlığında parlamaları Elun'un yüzünden olmuş, yani Elun'un sayesinde olmuş diyelim. Ya da işte Warcraft 3'te Elun'un güçlerini Trandi kullanmış. Night Elf Racial skill'i var biliyorsunuz, Shadow Melt. Bunun Elu'nun elfler üzerindeki bir kutsamasından dolayı o Shadow Melt kullanıldığı belirtiliyor. Ayrıca Touch of Elune diye sadece hani şey olarak oyuncuların %1 hastinin arttığı, yani şöyle geçiyor Touch of Elune: geceleri %1 haste artıyor, gündüz vaktinde %1 crit artıyor gibi. Tamamen Elune'un gözüktüğü ve gözükmediği zamanlarda devamlı Night Elf'lere bir buff'ı olduğu ve bunun oradan geldiği söyleniyor. İşte hikaye içerisinde biliyorsunuz Broxigar'ın eli yanıyor Illidan Stormreach tarafından. Trandi hemen Broxigar'ın elini sarıyor ve Elune'dan yardım istiyor iyileşmesi için. Elune orada ona hizmet ediyor. Yani hikaye içerisinde çokça Elune'u görüyoruz. Hikayede hep görüyoruz da hiç oyunda bugüne kadar Elune'u tam anlamıyla hikayenin içerisinde görmemiştik. Ne zamana kadar arkadaşlar? Legion'a kadar. Legion'da Valşarah quest zincirinde Ysera bize Tears of Elune Pillars of Creation item'ını bulmak için yardım ederken bir anda saldırıya uğruyor. Ve saldırıya uğradıktan sonra da o saldırı sonrasında kendisi Tears of Elune'un corrupt edilmiş haliyle saldırıya uğradığı için kendisi de corrupt oluyor. Bu sefer biz Trandi Whisperwind'le ve Malfurion Stormreach'de, o zamanlar Savius'un elinde, Trandi Whisperwind'le birlikte hem Malfurion Stormreach'in peşinden koşturuyoruz hem de Savius'un yapmış olduğu bütün bu kötülüklerin hesabını sormaya gidiyoruz. Fakat orada Zavius şunu söylüyor, Trandi'yi bir ikilemde bırakıyor. Diyor ki, ben şimdi Elune'un tapınağına Ysera'yı saldırttırıyorum. Seç, senin için hangisi önemli? Kocan mı? Ki Malfurion Stormreach orada kendisinde esir bulunuyor. Yoksa Elune mu? Yani Elune'a mı daha çok inanıyorsun? Yoksa kocanı mı daha çok seviyorsun? Böyle bir karar ver diyor. Trandi de ne dese beğenirsiniz. Where are you my love my love diye bütün quest zincirinde peşinden koştuğu kocasını bırakıyor. Tabii ki de Elune tapınağı hiçbir şekilde zarar görmemesi lazım diyor. Oraya gidiyor ve aslında çok da istemeyerek açıkçası. Corrupt olmuş olan Ysera'nın kendi taptığı Elune'un tapınağına zarar vermesini engellemeye çalışıyor ve orada bizim de gayretimizle, oyuncuların da gayretiyle birlikte Ysera'yı orada öldürüyoruz. Ve daha sonra arkadaşlar orada bir sinematik oynuyor. Sizlere şimdi o sinematiği göstermek istiyorum. Tabii ki herkesin yakından bildiği. Fakat bizim hani Elune'u anlatırken göstermeden olmaz diyebileceğimiz bir sinematik bu.
Şu arkada görmüş olduğunuz yer arkadaşlar işte Temple of Elune. Ve dediğim gibi Elune Isera'yı çok seviyordu. Çünkü Malorn'la olmuş olan çocuklarına anneliği Ysera yaptı. Yani senaryosu büyüten, ona yardım eden, onun her anında yanında olabilen Elune değildi. Ysera'ydı. Ve Ysera burada öldükten sonra ilk defa Elune'un kendi varlığını bu kadar yakından görmüş olduk. Ysera öldükten sonra bir eklipsle birlikte, ki o eklipsin oluşması, yani eklips ne? Tutulma. O tutulma oluştuktan sonra o tutulma arkadaşlar hem şeyin ruhunu oradan alıyor hem de orayı temizliyor. O corruption'ı temizliyor o tutulmayla birlikte. Dolayısıyla şu an ekranın ortasında görmüş olduğunuz bu Tears of Elune bizim aslında bütün bir görev zincirinde peşinden koşturduğumuz Pillars of Creation artifekti. Hem o temizlenmiş oluyor, şeyin içerisine saplanmıştı çünkü Ysera'nın. Hem de Ysera'yı yanına alıyor ruhunu, Elune. Ve onu böyle bir Constellar, ne denir ona? Böyle yıldız, takım yıldızı gibi oluyor ruhu ve ruhunu kendisine almış oluyor. Orada kimseye bırakmıyor yani. Ve tabii buradaki bütün elfler şu an Ysera'ya ve olanlar karşısında başta ortada görmüş olduğunuz gibi Trendy Whisperwind olmak üzere boynu bükük bir şekilde buna bakıyorlar. Buradaki şeye, duruma. Ve tabii çok üzülüyorlar Ysera'nın ölümüne. Ve Elune'un bir şekilde onlara her zaman için kol kanat gereceğini, yardım edeceğini biliyorlar. Çünkü sevdiklerini hiçbir zaman Elune aslında bırakmıyor. Bununla ilgili arkadaşlar size göstermek istediğim bir şey daha var. Bu sinematikten sonra bilmiyorum fark ettiniz mi ama oyun içerisinde eğer bugün Valşarah'a giderseniz Temple of Elune'a o Temple of Elune'un bulunduğu yerde bir bahçe var ya, tamamı zaten betondur onun olduğu yerin. O betona şöyle yakından gidip baktığınızda arkadaşlar şöyle bir çim göreceksiniz. Ama burası bayağı büyük. Şeyi birazcık kaldırdığınız zaman kamerayı yukarıya doğru ve geriye doğru, bakın burada Ysera'nın silüeti şeklinde o çim yaşarmış olan yer. Yani ben buraya çokça sayıda gezdim, girdim, girdim, çıktım, hep görevlerini yaptım ama hiç buranın çimlerinin böyle bir ejderha şeklinde olduğunu bilmiyordum. Bunu da, bu güzelliği de burada sizlerle paylaşmış olayım. Ve arkadaşlar işte Elune'un bu Ysera'yı kendine tutması vesaire tabii yüreklere oturan bir sinematik. Ondan sonra elfler tabii daha çok bağlanıyorlar. Ve Legion tehdidi bittikten sonra Sargeras kılıcı Azeroth'a sapladıktan sonra çıkan Alliance'la Horde savaşında ne yazık ki Sylvanas elflere bir savaş açmış oluyor. Ve Teldrassil'i bu savaşın sonunda yakıp yıkıyor. Bu savaştan sonra, yakıp yıktıktan sonra Trendy Elune'un o gazap yüzünü kullanarak girmiş olduğu ritüelden Night Warrior olarak çıkıyor. Ancak elf topluluğunun, yani Night Elf'lerin çok büyük bir bölümünün hepsi Elune'un neden o gün kendilerine yardıma gelmediğini sorguluyor, buluyor. Hatta arkadaşlar bunu kitapta mesela Sira Moonwarden inanılmaz bir şekilde Elune suçlayıcısı oluyor. İnanılmaz bir şekilde. Yani bugüne kadar bizim Elune'a yapmış olduğumuz şeylerin hepsi boşunaymış. Elune için biz önemli olsaydık ne elfler bu duruma düşerdi, ne ben böyle bir Forsaken olurdum, ne evimiz yanardı. Bizim en çok ihtiyacımız olduğu zaman da neredeydi Elune demeye başlıyorlar. Dolayısıyla bugün tabii ki de hala Elune'a tapan bazı priestler mevcut, hala mevcut. Ama büyük bir çoğunluğunun Elune'a bakış açısı biraz daha farklılaşmış durumda. Özellikle tabii Forsaken olmuş ve artık tamamen life'dan ümidini kesmiş olanlar tamamen böyle bir nefretle bakıyorlar duruma.
Dolayısıyla Elun en azından kendilerine en fazla ibadet eden ve en fazla saygınlık gösteren elflerin de bir nevi birazcık şeyini hissedemez durumda. Onların ona karşı olan böyle bağımlılığını hissedemez durumda. Fakat bu şeyi de Trendi Night Warrior olarak kendi hıncını almak için Elu'nun gücünü yine üstüne almış durumda. Dolayısıyla Elun bu arkadaşlar açıkçası. Şimdi bundan sonra söyleyeceklerimiz hafif spoiler, biraz da bunun üzerine hafif spekülasyon olacak. O yüzden buraya kadar anlattıklarım herhangi bir spoiler içermiyordu. Ama bundan sonra anlatacaklarım arkadaşlar biraz Shadowlands kısmına kayıyor. Ve Elu'nun aslında ne olduğuna dair benim teorisini çok beğendiğim bir spekülasyonu da sizlerle paylaşacağım. Ama bu birazcık spoiler içerebildiğinden o yüzden ona göre izleyin, dinleyin bundan sonrasını. Şimdi Shadowlands'e gittiğimizde arkadaşlar aslında Shadowlands'te eski tanıdık bazı yüzleri görüyoruz. Mesela ne bileyim işte Bastion'a gittiğimizde Uther'i gördük. Maldrakus'a gittiğimizde Draka'yı gördük. Alexandros Mograine'i gördük. Lady Wash'ı gördük. Yani yıldızlar geçidi gibi oluyor. Ve şeye gittiğimizde de arkadaşlar Ardenvale'da gittiğimizde de orada da tanıdık bir yüz göreceğiz. Orada da Ysera'yı görüyor olacağız. Dolayısıyla Ysera arkadaşlar şimdi Death tarafındaki bu kırık yani Death'in bozulması, Arbiter'ın ölülerin yapmış olduğu amellere göre yargılanıp gitmesi gereken realmi belirlemesi olayının yapılamaması durumu ne zamandan beri oldu bilinmiyor ama Blizzard'ın oyun geliştiricilerinin yapmış olduğu şeye göre Legion döneminde bunun bozulduğu söyleniyor. Fakat bu Legion döneminde bozulduysa ve Ysera'yı biz Ardenvale'da görüyorsak o zaman iki ihtimal var. Bir, Ysera Ardenvale'da ölüm bozulduktan önce gitti. Yani normal yollarla gitti. İkinci de ölüm bozulduktan sonra Ysera da diğer herkes gibi Mav'a gidecekti. Fakat Elun bunu bildiği için onun ruhunu kendi yanına aldı. Ve Ardenvale'da Elun'un kendisi taşıdı. Bu ikinci spekülasyon. Bununla ilgili olarak. Şimdi eğer ikinci spekülasyon doğruysa işte o zaman burada birazcık böyle şey kızışıyor. Hani lore kazanları burada biraz kaynıyor. Biz Oribos'a gittiğimizde arkadaşlar Shadowlands'te yepyeni kozmik güçlerden bahsedildiğini duyuyoruz orada. Onların adı The First Ones, ilk olanlar diye. First One'ların kendi bir purpose yani First One'ların da belki üzerinde bu purpose dedikleri şey. Yani bir amaç var ve bir ilk yaratanlar var, First One'lar var. Bu First One'lar Oribos'ta söylendiğine göre etraftaki her şeyi yaratan bunlar. Yani canlılar, yaratıklar, realmler, o realmi yaratanları yaratanlar. Yani mesela atıyorum Ardenvale'da Winter Queen kurdu diyelim ki. Winter Queen'in yapma gücü vardı. Orayı yaptı. Ama Winter Queen'i de yaratan First One'lar. Ve dolayısıyla onların biraz daha kozmik seviyede güçleri bir tık bir katman daha üste çıktı. Şimdi söylendiğine göre arkadaşlar Jailer ya da speküle edildiğine göre Jailer Eternal One'lardan biri. Şimdi First One'lar ayrı, Eternal One'lar ayrı. Eternal One'lar realmlerin hepsinin başında bulunan kişiler. Mesela Bastion'daki Archon, işte Maldrakus'taki Primus, Ardenvale'daki Winter Queen, Sire Denatrius, Revendreth'teki ve Jailer. Bunlar Eternal One'lar. Şimdi Ian Hazikostas bir şeyinde şunu söyledi. Dedi ki Jailer Titanlardan daha güçlü bir varlık. Yani Titan'la bir mesela Amantul'la Jailer'ı yan yana getirdiğinde Jailer biraz daha ağır basıyor. Öyle düşünün. Kozmik güç seviyesinde. Şimdi dolayısıyla Jailer'ın bile akıl sır erdiremediği bir olay yaşadık biz. Mav'dan kurtulduk. Mav'dan kurtulurken de Jailer dedi ki
First One'ların yapmış olduğu, yani ilk olanların yapmış olduğu bir taş vardı. O taş bize cevap verdi ve biz Mav'dan o taş sayesinde çıkabildik, kurtulabildik. Jailer buna şaşırdı. Demek ki Jailer'ın bilgisi, gücü dahilinde First One'ların yarattığı bir şeyi nasıl çalıştığını bile bilmiyor. Dolayısıyla onun bilgi birikimini düşünecek olursak Jailer First One'ların altında kalıyor. Şimdi Jailer neden bu deddeki bu yapıyı bozuyor? Neden Arbiter'a çomak sokuyor? Kendisini belki o biraz dışlanmış biliyorsunuz. Yani herkes Realm'ine atanırken o sürgüne gönderilmiş gibi olmuş Mav'a. Sen burayla ilgileneceksin diye. O da belki bu düzenden kendi gücüyle çıkmaya çalışıyor. Fakat kendi gücüyle çıkmaya çalışırken bizim Azeroth gezegeninden bir ölümlüyle, yani Sylvanas'la işbirliği içerisinde bulunuyor. Şimdi bunları neden anlatıyorsun abi? Konumuz Elune diyeceksiniz ama geleceğim oraya. Dolayısıyla Jailer'ın biz Azeroth'tan şeye gitmeden, Shadowlands'e gitmeden önce Bolvar'ın bize söylediğine göre Jailer'ın kafasındaki planlarda Azeroth var. Azeroth'a saldırımı, Azeroth'a gelmek var. Yani bu dünyayı istila etmek var. Hatta biz de oraya gittiğimizde, Mav'a gittiğimizde, Mav'dan kaçmadan önce Jailer bize aynen şu cümleyi kuruyor. Diyor ki, "Death will claim your world soul." Death, yani ölüm, sizin dünyanızın ruhu için gelecek diyor. Şimdi dolayısıyla Azeroth'a gelecek ve Azeroth'la bir planları var Jailer'ın. Şimdi bu Jailer'ın motivasyonu eğer First One'lara karşı bir motivasyonsa, yani First One'ların kurmuş olduğu bu düzene kendisi onun yarattığı bir yaratık olarak karşı çıkıp kendi gücünü daha çok güçlendirmeye çalışıp onların mertebesine gelmeye çalışıyorsa, o zaman First One'larla bir savaş halinde olacak demektir. Şimdi First One'ların nasıl bir şey olduğunu bilmiyoruz ama Elune'a gelecek olursak, Elune konusuna, spekülasyonlardan biri de şu. Her bir gerçekliğin yaratımından sorumlu ve onun yaratıcısı olan bir First One olabilir deniyor. Yani mesela Shadowlands'in bir First One'ı var. Bizim Azeroth'un içerisinde bulunduğu The Dark Great Beyond adı verilen evrenin kendine ait bir First One'ı var. İşte Void Lord'ların bulunduğu o Void alemi artık nasıl bir yerse orayı yaratmış olan bir First One var. Belki bu kozmik güçlerin, o altı kozmik gücün tamamını kendi elinde yaratan, o kozmik güçlerin kendisini de yaratan First One'lar var. Belki de deniyor. Şimdi spekülasyon şu. Elune bizim evrenden sorumlu olan First One olabilir deniyor. Yani bizim bütün evreni yaratmış. Azeroth'u, Titanları, her şeyi, yani Titanları, mesela Amantul'u, gezegenleri, o gezegenlerin içerisindeki World Soul olması, bunların hepsi Elune'la olmuş deniyor. Ve Elune da kendisi fiziksel olarak o evrende neler olup bittiğini görebilmek için fiziksel manifeste bir ay şeklinde, bir moon şeklinde oluyor deniyor. Yani spekülasyonlardan biri bu. Peki bu spekülasyon neden bu kadar akla yatkın geliyor? İkinci öğrendiğimiz bir şey daha var Shadowlands'te. Night Warrior'lık sadece bizim bildiğimiz şekilde Azeroth'a özgü bir kavram değilmiş. Onun henüz görev zincirlerini yapmadık. YouTube'a ekleyeceğiz onları da yaptıktan sonra, ama şeye gittiğimizde görüyoruz ki başka başka gezegenlerden olup Azeroth'ta aynı Elune'u gördükleri için ve ona taptıkları için onun gücünden faydalanıp Night Warrior olmuş ve Night Warrior olduktan sonra ölüp Shadowlands'e gitmiş olan farklı diyarlar var. Dolayısıyla o diyarlarında tapındıkları kişi Elune olduğundan, Elune o bizim evrenin genel First One'ı olma ihtimali olduğu söyleniyor, belirtiliyor. Ben bu teoriyi çok güzel buldum, mantıklı buldum. Fakat bundan önce anlatılan hikayelerdeki o işte Malorn'a aşık olması, ondan çocuk, yani bir demigod'la bir First One'ı karşılaştırdığında hiç davul
bile dengi derler ya, yani işte fabrikatörü olan işçi kız falan ya da tam tersi. Onun gibi bir durum söz konusu oluyor yani. Neden bu kadar yüksek bir varlık Malorn'a baksın gibisinden bir şeyler oluyor ama biliyorsunuz yani hikaye kozmik ölçüde genişledikçe geçmişte yapılmış olan şeyler revize görme ihtimali var. Dolayısıyla benim en çok tuttuğum teorilerden biri bu First One'lardan birinin Elun olabilme ihtimali. Eğer öyle bir şey olursa tabii ki de hikayede işte yani Ysera'nın Shadowlands'te Mava gitmemesi için kendi yanına çekmesi, onu direkt Ardenweald'a koyması ve Ardenweald'da onunla özel olarak Winter Queen'in ilgilenmesi. Yani o kadar anima kıtlığı varken, başka her şeyi ölüme terk ederken o böyle seçilmiş ve hala ona anima aktarılmış, o uykusundan uyandırılmamış durumda olması vesaire insanı biraz bu teoriye daha da yakınlaştırıyor. Ama dediğim gibi günün sonunda Elune bizim için hala ne olduğu tam olarak bilinmeyen ve ne olduğu tam olarak bilinmediği için de bence hikayede en gizemli, en mistik varlıklardan biri. Belki Shadowlands ve Shadowlands'tan sonra Elune'la ilgili, hatta belki Trendy'nin görev zincirlerinden sonra Elune'la ilgili çok çok daha farklı bilgiler edinebiliriz. Eğer sizin de Elune'la ilgili yorumlarınız varsa, bu bir YouTube videosu olduğunda yorumlar kısmına iletebilirsiniz. Onların hepsini tek tek okuyor olacağım. Benim de bugün Elune'la ilgili anlatacaklarım bu kadardı arkadaşlar. İzlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım beğenmişsinizdir.